nasıl yol açabiliriz arkadaşlar biz? Böyle bir şansımız var mı? Çekil çekil. Polis sollamak sizce tehlikeli mi? Yavaşça geçsek. Yok, geçemedik. Kolay gelsin. Hadi geç diye, hadi geç. Geçmeyeyim değil mi? Kızarsınız. Yok, geçebilirsin ki. Hadi yap. Hadi yap. Telefonunuz var mı? Telefon var mı sizde? Vallahi yazık yani, ben sinirleniyorum bunları görünce. Tamam mı? Dur dur, ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Telefondan bahsedersen kardeşim. Var. Hadi kapanış, kaçak feribot. Güvenlik personeli ilgilendim. Abi. Bileksiz iniş yapmışsınız. Evet. Buna nasıl yol açabiliriz arkadaşlar biz? Böyle bir şansımız var mı? Gerçi zaten hızlı gidiyor. Yol açılmasına gerek yok şu an. Ama yapabileceğimiz bir şey var mı bakalım? Dur öne, biz daha da öne geçip daha da önü açalım madem. Gerçi 160'ta gidiyor adam. Daha ne açacağız? Bu sefer adama bir şey olacak. Değil mi arkadaşlar? Bu adam zaten gidiyor. Yeter, buna yardıma gerek yok. Bak orada trafik sıklaşıyorsa biraz açtıralım madem, gel. Yok, zaten hepsi önden görüp çekiliyor galiba. Çekil çekil. Kural 1. Motosiklet sürerken önüne bak. Arkadaşlar şu an fark ettiyseniz tüm odağımız soldaki gri araçta. Ama sağ tarafımız tamamen dolu. Çekil çekil. Bir daha ambulansa yol vermeye çalışırsam çocuğum. Bizi alıp gidiyorlardı arkadaşlar, fark ettiniz mi? Hey Allah'ım ya. Malgı'ya ambulansa yol vermek ne? Ulan otobanda ambulansa yol vermek sana mı kaldı? Bu arada fark ettiniz mi frenimin profesyonelliğini? Ya fark ettiyseniz baba tek parmak ezdi, arkayı kaydırdı, yavaşladı, frenleri bıraktı. Baba var ya, bu işi yaptı. Arkadaşlar bu işi yaptık şimdi. Ben çok beğendim şahsen yavaşlayışımı. Çekil çekil. Bir daha ambulansa yol vermeye çalışırsam orospu çocuğum. Aha, yakıt ışığı. Aha da al bastın, ne oldu? Ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? He? Yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim, bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Geçin geçin. Kusura bakmayın. Sağ olun. Umarım daha ilerisiz olur. Kolay gelsin kardeşim benim. Geleyim mi? Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Kendine iyi bak. Ya
Ya yakıt ışığı yanıyor. Bu çocuğu kim niye çalıştırıyor çok merak ettim mesela. Bu çocuk bu yaşında. Gelin soralım lan. Sen bu yaşında niye çalışıyorsun? Müsait olduğunda bir gelir misin? Bir şey soracağım. Araba geçsin de bir gel, bir şeyi merak ettim. Hepsini sen mi topladın onların? He? Hepsini sen mi topladın? Ne? Sen Türkçe biliyor musun? Yok. Valla. İngilizce? Ne? Kaç yaşındasın? 14. 14. Kim çalıştırıyor seni? Kaş baba. Yani yok, bunları topluyorsun. Can you speak English? Sen bu kaş baba. Yok yok. No. Can you speak English? English? Yok. Arabic. Arabic. Mesmik. Umar. Umar. So what is your name? My name. Yes, your name. My name na ovuvuvuvu enyetwenwe vu ugbemugbem osas. Ana ismi Tezcan. Tezcan? Yes. Yes diyorum tekrar. Arapçam da az bu arada. Ne zürriyetika? Halep. Halep. Halepliymiş arkadaşlar. Sen çalışıyorsun, topluyorsun bir şeyler. Senin aile, family. Ya yok. Yok. Suriye'de. Kendin geldin. Kardeşim bir tane. Peki bunlar mesela kaç para kazanıyorsun böyle hepsinden? 20 20 10. 200 TL'dir. 20 yok. 20 20 10. 20 20 10. 50. Evet. Yani 5 0. Evet. Bu 50 TL. Evet. Kaç saatte topladın? Saat 2. 3 saatte falan. Yani gün boyu çalışınca bir 150 lira yapsan. Tabii kardeşinle beraber çalışıyorsunuz. Kardeşim çok kolay gelsin. Seni videoya çektim. YouTube. Bak this is my YouTube. Tamam. Takip et. Paylaşacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar çocuk Halep'ten kaçmış gelmiş, ailesini bırakıp burada sabahtan akşama çalışıyor. Yani çok yorum yapmak istemiyorum çünkü bu konularda bilgili de değilim çok. Ayrıntılarını bilmiyorum. Halep'te neler oluyor. Ama arkadaşlar tek bildiğim şey şu ki coğrafya kaderdir. Yani dünya üzerinde çok büyük haksızlıklar var ya. Şimdi bak bu çocuk burada kağıt topluyor. Kimisinin çocuğu da maddi durumu iyi, ne yapıyor? Şu an İngilizce kurslarında, Almanca kurslarında kendini geliştiriyor. Üniversitesinde okulunu okuyor. İşte burada da ne devreye giriyor? Yine benim dediğim, ilk videoda dediğim çocuk yapma ehliyeti diye bir kural gelmesi lazım. Nasıl araba motosiklet kullanırken ehliyetimiz varsa, çocuk yapmak için de ehliyet şartı gelirse, bu ailelerin maddi durumu, psikolojik durumu vesaire kontrol edilip çocuk yapmalarına izin verilirse çok daha güzel olur. Polis sollamak sizce tehlikeli mi? Yavaşça geçsek. Yok, geçemedik. Kolay gelsin. Hadi geç diye, hadi geç. Geçmeyeyim değil mi? Kızarsınız. Yok, geçebilirsin ki. Hadi yap. Hadi yap. Bana bakma, seni çekiyor. Hadi hadi hadi. Yok, geçebilirsin ki. Ha, öyle mi? Tamam o zaman. Evet, vardır ha. Tamamdır, dikkatli geçiyorum. Kolay gelsin, sağ olun. Ben de geçebiliyorsan geç derken, hani yiyorsa geç anlamında diye sandım. Bu da çalışıyor. Buna da soralım. Umarım Türktür. Kolay gelsin. Kanka. Nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Nasılsın? İyi. İyi misin? İyiyim. Sen? Yeah. İyiyim sen mi dedin? Şey diyeceğim, nerelisin? Suriye. Suriye. Kolay gelsin bu arada. Ailen nerede? Bornova. Peki bir şey soracağım, mesela bu torba full olunca 50 TL mi? 3 tanesi mi 50 TL? Oo, 3 tane 50 TL. Çok zor. Şimdi Suriye ile ilgili de çok bilgim yok ama aslında geri dönebilir sanırım. Ya neyse, biz bu konuyla ilgili yorum yapmayalım. Sadece bu çocuklar bu zorlukları çekiyor abi. Bu çocuğa ne diyeceğim ben? Küçük çocuğa mı şey diyeyim? Ülkene gitme diyeyim. Şimdi bana mal mal yorum atıp benim canımı sıkmayın. Efendim? Burada şeyin ne tarafı? Pansiyon nereden bulabilirim? Pansiyon mu? Şaraplarda. Telefonunuz var mı? He? Telefon var mı sizde? Vallahi yazık yani, ben sinirleniyorum bunları görünce. Tamam mı? Dur, ne yapayım? Hayırdır ya? Telefondan bahsedersen. Hani ben yanlış yönlendirmek istemedim ben. Konuma pansiyon yazıp direkt rahatça bulabilirsiniz. Tamam, ne tarafta kalıyor tam olarak? Abi hiç bilgim yok. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler.
Gençler öleceğiniz ya. Manyak mısınız siz? Adam indi onları kovalıyor. Bir daha yakalayabileceğiniz mi? Şansa bakar mısın? Debriyaj telinin kopacağı tuttu. Ama olamaz. Neden ben? Gerçi benim suçum o yüzden olabilir. Ne yapıyorsunuz biliyor musun böyle durumlarda arkadaşlar? Böyle eşek gibi biri atıyorsunuz işte. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Kusura bakmayın, debriyaj teli koptu. Sakin olun gençler. Kimse kusuruma bakmasın. Ya bu trafikte böyle vites 1'de sabit gidiyoruz, öleceğiz. Arkadaşlar duramadan gidiyoruz ha, farkında mısınız? Aa, duramıyorum. Adam şaşırmıştı, düşünsene. Normal sürüyorum, biri sana duramıyorum diyor. Ve altında araltı var. Araltıyla niye duramıyor? İyi, boşa aldık. Oh be. Oh. Evet, debriyaj telimizi yaptık. Ulan bir an aklımdan var ya, debriyaj teli kopukken motoru göstermek geçti. Aaaaaa! Çok korktum. Niye çığlık atıyorum ben ya, bu nasıl bir alışkanlık? Hadi kapanış, kaçak feribot. Kolay gelsin, bir motosiklet alır mısınız? Efendim? Hiç mi para yok? Bir saniye. Abi nakit yoktu diye alamadım da orada çekip oradan karşıdan ödeyeceğim. Geciktim diye. Güvenliğim var. Güvenlik var. Silgilendim. Hayda, yakalandık. Ya burası niye böyle zorlaşmaya başladı arkadaşlar? Evet, kaçak girdik. Güvenlik bize hey 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 yaptı. Siz orada gördünüz mü arkadaşlar? Tam kapı kapanırken girdiğimiz için girdik. Şimdi ağlayın bakalım. Öğrenciden para niye istiyorsunuz? Ha ha ha. Kalkışımızı da yaptık. Kalkışımızı da yaptık.
Bizi yakalayamazlar ki, bizi yakalayamazlar ki. Adam şu feribota yetersiz bakiye dedi, üstümüzde nakit yok, girmemize izin vermeyecekmiş. Bu kadar abi, bu kadar. Nasıl koşuyor? Doğru, doğru, doğru yapıyor. Görmemezlikten geldim, kafamı bile çevirmedim. Biz motorla bazen buralara giriyoruz, nasıl giriyoruz ya? Ha ha ha, böyle arkamdan bağırırsın anca dur dur diye. Acaba beni karşıda birileri bekleyecek mi? Güvenlik. Bekleyecekse sıkıntı bu arada. Burada çalışan biriyle görüştüm, dedi ki yüksek ihtimalle seni öndeki güvenliklere bildirdiler. Yakalamaya çalışacaklardır, haberin olsun kardeşim dedi. Kaçabiliyorsan bas git dedi. Boş ver git dedi kaçabiliyorsan. Ki öyle yaparız. Bakalım, umarım yakalanmayız. Arabalar hareket etmeye başladı. Belki de karşı güvenliğe haber vermemişlerdir ama yüksek ihtimalle verirler dedi. Çünkü peşinden koştu dedi. Abi param yok ki şu an. Gerçekten. Hocam biz kaçacağız da bize bir... Aa, güvenlik beni bekliyor galiba. Konuştuğum abi. Ben mi? Aha. Buyurun. Bileksizliğin iş yapmışsınız. Evet. Nakitim... Bilet alacaksınız. Tamamdır. Direkt işe geçin. Tamamdır. Şimdi sizce ne yapalım arkadaşlar? Bas git mi? Bilet al mı? Çok kararsız kaldım. Ya al gitsin ya. Plaka açık. Al gitsin ya. Vallahi var ya, plaka kapalı olsa ne güzel giderdik. Demek ki şu plakayı açık gezmeyeceksin abi. İyi günler, kolay gelsin. Kaçak binip yakalandım da bir bilet alabilir miyim? Tabii. Oradan da 13 lira mı oluyor aynı şekilde? Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Karşı taraftan anons mu geçtiler size? Vallahi. İş ciddiymiş ya. Kamunun parası, çünkü kamunun malı. Evet evet, haklısınız. E şimdi bir şey diyeceğim. Ben mesela buradan böyle basıp gitseydim ne olacaktı? Plakanı aldım. He, aldınız. Plaka kapalı olsa kaçardım. Ama yok, kaçmazdım da ya. O kadar. Ha, o kadar uğraşılıyor yani bu işle. Evet. Anladım. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, iyi ki gitmemiştik. Polise söylüyorlarmış bu sefer de gidersek. Evet, kimler kaç paraları alıyor? Nereleri, neleri neleri götürüyorlar? Biz burada feribota bindik diye anonslar geçiliyor. Anonslar. Şimdi biraz sinirli gazlama mı geliyor? Sinirli gazlama geliyor biraz. Arkadaşlar, Tezcan Motovlog'u kışkırttılar. Kızdırdılar mı diyeyim? Aynen, kızdırdılar. Neden? Var mı bizde kalkacak? Sinirimizi atalım. Gaza getirebilecek miyiz?